Geldiler. 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 Kervan geliyor. Geldiler. Kervanımız geldi. Keşke yol bu kadar çabuk bitmeseydi. Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Hoş geldiniz baba. Hoş geldiniz amca. Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Numan, baban Bünyamin yok. Senin baban da yok. Yavuda amca, benim babam nerede? Endişelenmeyin. Merak etmeyin. Onlara bir şey olmadı. Gidelim. Niçin susuyorsunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Levi nerede? Neden konuşmuyorsunuz? Bünyamin'e ne oldu? Başına ne geldi? Yine başıma nasıl bir iş açtınız? Bünyamin ve Levi nerede? Niçin çıktığınız her yolculuk bir faciayla sonuçlanıyor? Niçin? Endişelenmeyin baba. Kötü bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı. Bünyamin ve Levi ikisi de sağ salim ve hayattalar babacığım. Fakat çok çirkin bir olay meydana geldi. Buna inanmayacaksınız. Eğer sağ iseler, niçin sizinle gelmediler? Çünkü Bünyamin Mısır Azizi'nin kölesi oldu. Senin oğlun hırsızlık yaptığı için Mısır Azizi de onu köle yaptı. Alıp götürünce kardeşinizdi. Hırsızlık söz konusu olunca da oğlun hırsızlık yaptı, öyle mi? Siz ne kadar aşağılık insanlarsınız ki kardeşinizi hırsızlıkla suçluyorsunuz. Ama baba, biz gerçeği söyledik. Bu kafilenin bütün üyeleri Bünyamin'in hırsızlığına tanık oldu. Çalıntı mal Bünyamin'in yükünün içinden çıktı baba. Bu yalan. Bünyamin hırsız değil. Bu Bünyamin'e atılmış çirkin bir iftiradır. Hepimiz gözlerimizle görmeseydik inanmazdık. Ne yazık ki doğru. Hayır. 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 Siz bilmeyebilirsiniz. Ama kardeşleri iyi biliyor ki Bünyamin hırsız değil. Bünyamin'i ben büyüttüm.
O kesinlikle hırsız olamaz. Levi'ye ne yaptınız? O ne çaldı da onu yanınızda getirmediniz? Levi'nin dönecek yüzü yoktu. Bünyamin olmadan Kenan'a dönmem diyor. Mecburen Mısır'da kaldı. Bu sözler zihninizin ürünü. Bu lafları zihniniz size güzel gösteriyor. Bünyamin hakkında söyledikleriniz gerçekle bağdaşmıyor. Olayın iç yüzünü Allah biliyor. Ama görünürde biz Mısır Azizi'nin altın kasesinin Bünyamin'in yükünden çıktığını gözlerimizle gördük. Siz buğday almak için Bünyamin'i ısrarla götürdünüz. Allah'ın huzurunda bana söz verdiniz. Bu muydu verdiğiniz söz? Ben sizin elinizden nereye sığınayım? Ah Yusuf'um! Vah Bünyamin'im, Levi'm! Azizlerim, niçin yaşlı babanızı yalnız bıraktınız? Şimdi sizden ayrı kalmaya nasıl dayanayım? Bakın ayrılık acısı nasıl yüreğimi yakıyor, nasıl? Gözlerimden kan damlıyor. Hanginiz için ağlayayım? Hanginizi sevip öpeceğim şimdi? Bu kadar çok ağlarsanız kendinizi harap edeceksiniz. Ne olur ağlama baba, Yusuf'um, ne olur. Yusuf'um. Ağlamayın baba. Yusuf, Yusuf diyerek sadece kendi üzüntü yükünüzü arttırıyorsunuz. Ne olur bu kadar ağlamayın. Gözleriniz zayıf efendim. Onları kaybedeceksiniz. Yusuf'um. Yusuf'um. Kenan'ın ayı. Her doğduğunda hayatımın karanlık kulübesini aydınlatır. Gönlümün solgun evine hayat verirdi. Senin ayrılığın yetmezmiş gibi şimdi de Bünyamin'in ve Levi'nin ayrılık acısını da tatmak zorundayım. Hayatım şimdi eskisinden daha karanlık. Babasının azizi, acaba sen de benden ayrı düştüğün için üzülüp ağlıyor musun? Geceleri mahzunca başını toprağa koyup gözyaşlarınla onu suluyor musun? Üzüntü ve keder 36 yıldır bu hanedanı dört bir yandan kuşatmış. Biteceği de yok. Böyle olacağını nereden bilebilirdik? Mısır Azizi'nin misafirperver ve cömert olduğunu söylemiştiniz. Peki ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Yüklerimizi bağladık ve Kenan'a doğru yola koyulduk ki Bünyamin'in hırsızlı her şeyi bozdu. Bünyamin hırsız değil. Bunu herkes biliyor. Ben bir şey anlamıyorum. Anne, amcalarım doğru mu söylüyor? Babam hırsızlık mı yapmış? Baban hırsız değil. Başına nasıl bir iş açtıklarını bilmiyorum. Bu iftirayla suçlarını gizlemek istedikleri kesin. Ama oradaki herkes çalıntı malın babamın yükünden çıktığını görmüş. Yanılıyorlar. Sadece altın bir kase bulunmuş. Bunu kendilerinin koymadığı ne malum? Bütün gözler babanın hırsızlığını görse bile sen yine de onun hırsız olduğuna inanma. Umarım ona bir şey yapmamışlardır. Yoksa ben onlara yapacağımı bilirim. Bünyamin hırsız değil. Böyle konuşma. Bütün Kenan halkı Bünyamin'e güvenir. Peki hırsız değilse nedir?
Peki çalıntı mal niçin benim yükümden çıkmadı? O ve kardeşi, ikisi de hırsız. Onlar babamızı bizden çaldılar. Baba özlemiyle yıllarca yanıp tutuştuk. Haika alanın kuşağını da onlar çaldılar. Onlar Mısır Azizi'nin kasesini çaldılar. Onların ikisi de hırsız. Baba, sen gerçekten de Bünyamin'e hırsız mı diyorsun? Sizin için yemek getirdim baba. Yemek istemiyorum. Geri dön. Kapıyı açmadan şuradan şuraya gitmem. İstemiyorum kızım. Aç değilim. Ne olur baba. Kapıyı aç lütfen. Dine. Neler oluyor? Niçin böyle bağırdın? Yusuf'um. Oğullarım. Ne oldu baba? Kendine ne yaptın böyle? Ne kadar dedik ağlama diye sana. Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi harap ettiniz. Hem de bizi. Yeter artık, ne olur yeter. Acımanıza ihtiyacım yok benim. Yalnız bırakın beni. Sana yardım etmek istiyoruz. Baba ama... Yardımınıza ihtiyacım yok. Beni yalnız bırakın. Gidin ve beni yalnız bırakın. Ne ağlamalarınıza inanıyorum, ne de acımanıza inanıyorum. Dinleyin bizi baba. Size söylemiştim Bünyamin'i görmezsem ölürüm demiştim. Gidin. Baba, ne olur gidin. Yalvarıyorum. İzin verin ben kalayım, ne olur. Gidin. Ah Yusuf'um, ah. Vah Bünyamin'im, vah Levim. Ne oldu? Babamın gözlerine ak düşmüş. Ak mı düşmüş? Artık hiç görmüyor. Dünden beri hiç durmadan ağladı. Bir an bile susmadı. Kendini öldürecek. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir yararı yok. Başka çaremiz yok ama bir şeyler yapmalıyız. Yusuf'um, kaybolmuş. Kenan'a ne zaman döneceksin? Bu kadar yeter baba. Ağlamayın. Yusuf. Ağlamalarınız bütün Kenan'ı mateme boğdu. Ne zamana kadar böyle ağlayıp duracaksınız? Açın şu kapıyı. Benden ne istiyorsunuz?
Baba. Allah'ın peygamberi. Gözleriniz. Yehuda. Rubin. Yusuf'umu aldınız. Bünyamin'i aldınız. Ağlamayı bana çok mu görüyorsun? Çocuklarıma ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Sizden uzak kalmak için kendime bu kulübeyi yaptım. Tek başıma Yusuf'um için ağlayayım diye buraya taşındım. Acılarıma Bünyamin ve Levi'nin acısını da eklediniz. Susmamı nasıl beklersiniz? Yavrularım için ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Ne istiyorsunuz? Niçin onu rahat bırakmıyorsunuz? Her şeyini aldınız, yetmedi mi? Sizi görmek istemiyorum. Sesinizi de duymak istemiyorum. Yusuf'umla yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Bunu hak ettik. İşlediğimiz bir suçun hayatımızın sonuna kadar yakamızı bırakmayacağını bilemedik. Yusuf'um, yavrum, sen her zaman o çocuksu, o ilahi yüzünle gözlerimin önünde canlanıyorsun. Seni görmek için göze ihtiyacım yok. Sen her zaman kalbimdesin. Seni asla unutmam. Asla unutmam Yusuf. Keşke yıllar önce tövbe etmiş olsaydık da gerçeği açıklamış olsaydık. Kendimizi ve babamızı sıkıntıya sokmazdık. Biz aşağılanmayı hak ettik. Bize ne söylese haklı. Yusuf'u daha yeni yeni ona unutturmuştuk ki. Mısır Aziz'i Bünyamin'e alıkoyarak eski yarayı deşti. Ben Mısır'ın Aziz'ine minnettarım. O işlediğimiz suçu bir kez daha düşünmemize neden oldu. Hatırlıyor musunuz? Yusuf'u yok etmeyi düşündüğümüzde... Daha sonra tövbe etmeyi de kararlaştırmıştık, hatırlayın. Görüyor musunuz? Allah tövbe etmeyi bile bize nasip etmiyor. Neredeyse 40 yıldır tövbe edemedik. 40 yıl. Biliyorum. Benim hatam. Tövbenin kolay olduğunu düşünüyordum. Yakup peygambere selam olsun. Allah'ın habercisi, vahiy meleği, hoş geldin. Görüyor musun? Yusuf'umdan ayrı neler çekiyorum. Görüyor musun gözlerime ne oldu? Peki Yusuf'u kim yarattı ve büyüttü Yakup? Bütün cihanın yaratıcı Rabbi olan Yüce Allah. Yusuf'tan başka kaç çocuğum var? Kızım Dine ile birlikte 12 evladım var. 12 ardılı olan bir evlat için mi kendini yiyip bitiriyorsun Yakup? Onların hiçbiri Yusuf'un yerini dolduramaz. Yusuf'un bir eşi yok. Eşsiz olan sadece Allah'tır. Yusuf da Allah'a gösteren bir aynadır. Ona baktığımda Allah'ın cemalinin yansımasını ve yaratıcı tecellisinin somut örneğini görüyordum. Ben Allah'ı gösteren aynamı kaybettim. Bütün varlıklar Allah'ın cemalinin yansıması ve tecellisinin somut örneğidir. Etrafına bir bak. Fakat varlığın bütün yaratılanları Allah'ın velisi değildi. Yusuf Allah'ın velisiydi. Ben Allah'a gösteren aynamı kaybettim. O benden üstündü.
Yusuf'un senden üstün olduğunu nereden anladın peki? Çünkü rüyasında beni kendine secde ederken görmüştü. Allah marifet sahibidir. Ve senin de tek bir gönlün var. Bir gönüle iki sevgili sığmaz. Aman Allah'ım. Rabbim. Eğer haddinden fazla Yusuf için üzüldüysem, mağfiret diliyorum. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Ben Yusuf'u Allah'ın ortağı değil, onun halifesi olarak görüyordum. Yakup, Allah İsmail'i ceddin İbrahim'e ne zaman bağışladı biliyor musun? İbrahim'e kesmesi için bir koç gönderdiği zaman. Hayır, İbrahim İsmail'ini Allah yolunda kurban etmeye hazır olduğu zaman İsmail ona geri gönderildi. Evet. Bu doğru. Ben hala İsmail'lerimden vazgeçmedim. Belki bu yüzden hala Yusuf'u görmeye nail olamadım. Mahcubum. Mahcubum. Ama Allah'a yemin ederim ki şimdiden itibaren her ikisinden de geçtim. Her ikisinden de geçtim artık. Hepsinin yerine Allah bana yeter. Her sıkıntıdan sonra bir ferahlama vardır. Bu acı ve sıkıntı huzurun başlangıcı olabilir. Ayrılık ve hicran son bulacak. Kavuşma anı yaklaşacak. Böyle olduğunu nasıl anlayabilirim? Araştır. Yusuf'u ve Mısır'ın durumunu soruştur. Sonunda ümit ışığını bulacaksın. Allah'ın habercisi, vahiy meleği, neredesiniz? Rabbim, bundan böyle bütün şikayetlerimi ve yakınmalarımı sana getireceğim. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tu. Sensiz Yusuf bir hiçtir. Sensiz bir hiçtir. Rabbim, Rabbim, ben sadece sana tapıyorum ve senden yardım diliyorum. Yusuf güzelliğinin bir aynasıydı. Ben seni görmek için aynaya bakıyordum. Aynanın görülecek bir tarafı yok. Eğer Yusuf'u seviyorsam sevgiyi yaşamak içindi. Yoksa benim gerçek sevgilim sensin. Yusuf'u sevmekle sevginin anlamını idrak ettim. Yusuf'tan geçerek de gerçek sevgili olan sana ulaşıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Yusuf sana ulaşmak için bir köprüdür sadece.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.